UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bu Kırkpınar hakikaten Edirne'mize bir renk katıyor, güzellik katıyor, ahenk katıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren ve 655 yıldan bu yana kutlanmakta olan tarihi Kırkpınar Güreşleri Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. Saray içine giriş noktası olarak kabul edilen sedde üzerine kurulmuş olan Kırkpınar takının yenilenmesiyle başlayan hazırlıklar, esnafların satış yapacağı noktaların tespitiyle devam etmişti. Bu yıl üçüncü kez Kırkpınar'a ev sahipliği yapacak olan Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ekibi, geçen yıl hayata geçirdikleri köfte, sucuk ve ızgara türü işler yapan esnafların tahsis ettikleri yerde çalışmalarını sağlayacak. Öte yandan geçen yıl olduğu gibi bu yılda diğer illerin meşhur olduğu ve şehrin simgesi olan ögeleri tanıtıp sergilemek için bu yılda standlar tahsis edileceği belirtiliyor. İzleyiciler, bu yıl 655.si kutlanacak olan tarihi Kırkpınar güreşlerine çok az bir süre kaldı. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi demiştir Recep Gürkan Belediye Başkanımız. Hakikaten de efsane devam ediyor. 655 yıldır devam eden bir efsane. Bugün olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi gerçekleşiyor. Sadece spor mu? Hayır. Her şeyi var, kültür var, eğlence var, yaşam var, sosyal yaşam var bunun içerisinde. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi artık saray içi bölgesinde, yani güreş sahasının olduğu alanda eskiden bu şekilde yerler, standlar ayrılıyordu. Köfteciler, ciğerciler, sucukçular, yani ızgara türü işler yapanlar orada yapıyorlardı. Ama bu gayet tabii ki orada gezen insanları, istirahat için, tatil için gelmiş olan insanları rahatsız ediyordu. O kokular, o köfte kokuları, o sucuk kokuları. Şimdi ne yaptı? Recep Gürkan yönetimi buraya işte gördüğünüz bu standları yaptı. Burası bu işlerle uğraşan meslek mensuplarına kiralanıyor, oraya veriliyor. Hepinizin de bildiği gibi zaten Edirne'nin, Kırkpınar'ın en vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan kuzu çevirme de zaten karşıki alanda. Görüyorsunuz onun yerleri zaten ayrı. O ayrı. Izgaracılar burada, çevirmeciler burada. İşte şurası da gördüğünüz gibi oyun alanı zaten. Buraya da sirk geliyor. Yani ızgara çeşidi kullanan esnaflar burada tezgah açıyorlardı. Ama biraz önce söylediğim gibi o kokular şuradan geçen, yürüyüş yapan ve şu yeşillikte istirahat eden insanları da rahatsız ediyordu tabii ki. Oraya alınması da bir anlamda çok isabetli bir karar oldu. Yıllardır güreş sahasında çimlerin taşkınlar ve yıpranmışlık nedeniyle kötü duruma gelmesi üzerine tamamen kazınarak yeni çim döşenen güreş sahası şu anda ikinci kez biçilebilecek durumda. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün üstün çalışmalarıyla gerçekleşen çalışmalarda güreş sahasının sorumluluğunu yürütmekte olan Fatih Kayasöke'nin de büyük emekleri bulunuyor. Spor Bakanlığı'nın bu alanda ve tribünlerde yapacağını duyurduğu yeni düzenlemelerin durumunun belli olmadığı süreçte buraya para harcamanın yanlış olacağını düşünen Recep Gürkan yönetimi, buna rağmen 655. tarihi Kırkpınar'ın adına ve şanına yakışır şekilde kutlanması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır görülüyor. Büyük efsaneyi görür gibiyim, tarih dehlizinde yürür gibiyim, eyvah heyecandan ölür gibiyim Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda. Evet, gerçekten de bizleri de heyecanlandırıyor burası. 50 yıldır Kırkpınar'ı takip eden biri olarak buraya geldiğim zaman o bizim Bayezid Hocam'ın duyduğu duyguları hakikaten ben de yaşıyorum. Şu anda sanki Kırkpınar havasındayım. Kırkpınar moduna girmiş durumdayım sanki. Çünkü gerçekten de burası bir başka. Edirne bununla güzelleşiyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bu Kırkpınar hakikaten Edirne'mize bir renk katıyor. Güzellik katıyor. Ahenk katıyor. İşte 18-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 655. tarihi Kırkpınar güreşlerine Edirne Belediyesi ve Recep Gürkan yönetimi bu yıl gerçekten de saha olarak da çok önemli işler yaptı. Görüyorsunuz bu çimler yeni çimler. Başka yerden nakledilerek gelmiş çimler. Burası olduğu gibi kazındı, bıçaklarla kazındı, toprak çıkarıldı, kot seviyeleri eşitlendi ve ardından yapıştırıldı bu çimler. Birinci biçimi yapıldı. Zannediyorum bugünlerde tekrar yapılacak. 18 Temmuz'a kadar epey zaman var. İşte görüyorsunuz çok taze biçim. Daha şurada 1-2 aylık bir çim. Ama gelecek yıllarda göreceksiniz bu çimler yıllarca hizmet etmenin mutluluğunu da beraber birlikte yaşayacağız. İşte görüyorsunuz her şey hazırlanmış.
Gerçekten de güzel, gerçekten de fevkalade. Ben burada emeği geçenleri kutluyorum. Benim Fatih Kayasöken diye bir kardeşim vardır. Buranın sorumlusu, belediyenin gerçekten de medarı iftarı. Günün her saatinde buradadır ve şu anda da zaten bize nezaret ediyor. Hakikaten fevkalade yapılmış, fevkalade hazırlanmış. Tribünler dahi şu anda temizlenmiş durumda. İnşallah devletin almış olduğu bir karar vardı. İşte bu...